En dik noktasından köke yakın, toprağa yakın yerden bıçağa basıyoruz. Kırdıktan sonra çürük kristalları alıp kasamıza yerleştiriyoruz her seferinde. Yine aynı şekilde dikten basıp ufak bıçak darbesi kasamıza yerleştiriyoruz. Aslında ilçemiz Akdeniz ikliminin yaşandığı bir yer. İklim olarak sebze ve meyveye üretim için çok uygun. Biz Çukurca olarak yaklaşık yılın 11 ayı ekim yapabiliyoruz. Biz bu yıl kurduğumuz serayla ilçe halkımıza sebzeyi yarı fiyatına sattık. Şu anda Aralık ayı olmasına rağmen hala seramızda fasulyemiz, turp, ondan sonra kıvırcık, buna benzer sebzelerimizi hala piyasaya satıyoruz. Bizim gayemiz Çukurca Belediyesi olarak çiftçilerimize rol model olmak ve çiftçilerimizin bizi örnek alarak bu tür üretimleri, bu tür seraları yapmaya teşvik etmek. Şu anda ilçemizde yoğun bir şekilde serada üretim artmaya başladı. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Mart ayından beri burada yaptığımız faaliyetleri sıralamak gerekirse toplamda 450 metrekare çarpı 2 olmak üzere 900 metrekare bir seray alanımız var. Ayrıca dışarıda bir dönüme yakında bir çilek alanı oluşturduk geldikten sonra. Ne yaptık burada? Nisan ayında ekimlerimiz oldu. Ortalama 10 tona yakın
bir domates verimimiz, 3-4 tane yakın bir salatalık verimimiz ve aynı zamanda ikinci ürün olarak da tekrar fasulye, yeşillik, marul, roka, turp türevleri ektik. Fasulyemizin ekim tarihi ortalama 1 Eylül civarı. Biz buradan ortalama 300 kiloya yakın bir fasulye aldık, 700 gram tohumdan. Toprağımız gerçekten çok güzel ve verimli. Çukurca iklim şartları olarak Akdeniz, bozulmuş Akdeniz iklimi olarak geçiyor. Hani buna dayanarak ve iklimimize verdiği müsaadeye dayanarak burada güzel bir ürün üretim yapmış bulunmaktayız. Tabi belediyenin buradaki faaliyeti gerçekten çiftçilere örnek olma açısından gerçekten iyi bir örnek teşkil etti. Birçok çiftçimiz gelip burada hani ne kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ya da kullandığınız tohum, çeşitler nelerdir, hangi çeşide ekmeliyiz ya da hangi tür ilaçlamalar yapmalıyız şeklinde sorular da oluyor. Onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Talep gerçekten yoğun buraya. Özellikle çiftçi gruplar olsun, memur kesim olsun gelip hem görme hem burada inceleme konusunda bayağı talepleri oluyor insanların. Ha, ne yapıyoruz derseniz biz burada çiftçilere rol model olmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin biraz daha tarımı profesyonel bazda yapması için elimizden gelen uğraşı vermeye çalışıyoruz burada. Sağ olsun onlar da hem bizden duyduklarıyla hem kendi bildikleriyle ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Umarım ileride daha güzel şeyler olur. Tabii bizim bir diğer hedefimiz de burada. Seneye ekeceğimiz fideyi özellikle hani çiftçi kısmının ya da köylü kısmının ekeceği fideyi burada üretmeyi planlıyoruz. Yani gerek yöresel tohumlar olsun gerek işte endüstriyel tohumlar olsun bunlardan ekip çiftçilerimize de ilkbahar döneminde fide dağıtmayı da düşünüyoruz. Geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Şu anda Hakkari'de kar yağıyor. Lapa lapa kar yağarken burada bir serada üretim yapıyorsunuz. Biraz o kısmına değinebilir misiniz? Yani iklimsel olarak şöyle dediğiniz gibi Hakkari'de gerçekten lapa lapa şu an kar yağıyor. Yoğun da bir kar yağışı var bugün. Ama Çukurca'da bulunduğumuz mevki konumuyla seralarda üretim yapmaya devam ediyoruz. Ha, seralarımızın kapalı olması bizim için bir avantaj. Aynı zamanda şu ana kadar ısıl işlem de kullanmadık hiç. Yani herhangi bir kalorifer yakmamız ya da içerisine soba yakma gibi bir faaliyetimiz de olmadı. İklim gerçekten bize burada büyük bir müsaade sağladı bize. Tabii kışlık ürünlerimizin de soğuğa dayanıklı olması, ektiğimiz ürünleri de buna göre seçmemiz de bizim için ekstra bir avantaj sağladı.